Ege Türk TV ekranlarından Meltem'le Yaşama Dair programından herkese merhabalar. Bugün programımızda ağrıları konuşacağız ve ağrılarda manuel terapiden nasıl yardım alıyoruz ve bütün bu soruların cevabını fizyoterapist Elif Bacık verecek. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi fizyoterapist dediğiniz zaman tabii özellikle bu kas ağrılarında, eklem ağrılarında olsun işte ortopediste mi gitmem gerekiyor yoksa işte fizyoterapiste mi gitmem gerekiyor diye kişilerde bir soru işareti olabiliyor ya da ilk önce tabii ortopediye gidiyoruz, sonrasında o fizyoterapiye özellikle bel ve boyun ağrılarında yönlendirebiliyor. İlk önce isterseniz sizi tanıyalım. Fizyoterapist kimdir? Elif Bacık kimdir? Ve sonrasında da zaten manuel terapiyi konuşacağız. Fizyoterapist kimdir? Oradan başlayalım. Fizyoterapist aslında eklem ve kas bilgisi tam olan ve size ağrı anlamında bu konuda yardımcı olabilecek ilk insan. Yani bir ortopedi ya da cerrahiden önce görünmeniz gereken ilk kişi bir fizyoterapist. Evet. Yani sizi yönlendirmesi gereken kişi bu. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Manuel terapi uzmanıyım kendim. Alanımızda ağrı, kas, eklem, bağ yapı, eklem problemleri, omurga problemleri, duruş problemleri bunların tamamıyla alakalı aslında çalışabildiğimiz alanlar ve yöntemlerin toplamına biz fizyoterapi diyoruz. Aslında bu anlamda yönlendirmek bizim işimiz. Yani onun dışında ağrı ile ilgili bize gelmeleri gereken ilk an zaten bunu hissettikleri an. Yani bunu ötelememeliler. Her ağrı aslında başka bir problemin başlangıcını bize haber veriyor olabilir. Evet. Aslında herkes ağrıyı kötü bir şey olarak düşünüyor ama aslında sinsi değil. Hemen kendini belli ediyor değil mi? Orada da bir problem olduğunu söylüyor bize. Evet, yani aslında ağrı olması bize orada bir problem olduğunu ve onun üstesinden gelmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bir semptom. Yani ağrı bir hastalık değil. Bir yaşam belirtisi bizim için. Bazen ağrının olması da gerekir. Yani orada bir sıkıntı olduğunu anlamamız için. Bence evet, yani çok muazzam derecede olmayan ağrıları da bizim hafife almamamız gerekiyor. Her şeyin bir sebebini ağrıdan kaynaklandığını düşünebiliriz yani. Şimdi peki biz sizi hangi anlamda, yani hangi problemlerde başvurmalıyız? Yani hangi ağrılarda siz manuel terapiyi kullanabiliyorsunuz? Yani kısacası aslında şöyle sorsam daha uygun olur. Yani fizyoterapinin uygulama alanları nelerdir? Ben size mesela geldiğimde nasıl bir yol izliyorsunuz? Fizyoterapinin uygulama alanları aslında çok geniş. Yani kadın doğum ve kadın hastalıklarının tutumda, kanser sonrası lenf terapileri, sporcu fizyoterapileri, akciğer ve nefes terapileri, ortopedik fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi, yani aklınıza gelebilecek her alanda aslında kullanıyoruz bunları ama siz geldiğinizde ya da hasta bizim karşımıza geldiğinde ilk başta yaptığımız şey değerlendirme. Yani postürünüz, analiz, kas yapınız, bizim için bir skala var. Kas gücünüz ne kadar? Eklem aralığınız, biz buna ROM diyoruz, eklem açısı. Eklem açı aralığınız ne kadar? Kaç dereceye kadar yapabiliyorsunuz? Ya da hareketleri nereye kadar tolere edebiliyorsunuz? Fleksiyonunuz, yani esnekliğiniz nasıl? Hiperfleksiyonunuz var mı? Hiperekstansiyonunuz var mı? Yani eklemlerde anormal bir hareketiniz var mı? Bunların tamamını değerlendiriyoruz ve soruyoruz. Ağrı nerede? Ya da nasıl başladı? Hasta hikayesini almak bu anlamda gayet önemli. Yani hasta aslında bize bütün yol haritasını çiziyor ve biz bunun üzerinden ağrının başladığı noktayı buluyoruz. Çoğu zaman hastanın bize gösterdiği nokta aslında yansıyan nokta oluyor. Yani ağrının başladığı ana nokta orası olmayabilir. Karşınızdaki terapistin anatomi bilgisinin çok iyi olması lazım. Kasın başlangıcını önce. Tabii kasın başlangıcı, bitişi, eklem nerede daralıyor, nerede duruyor ya da o eklemi yakalayan kas hangi yapıda duruyor. Bunların tamamı önemli ve anatomi bilgisi tam olan biri ağrıyı nasıl söyleyeyim, izlemeyi çok iyi bilir. Yani yansıyan noktadan ağrının başladığı noktayı bulabiliriz. Aslında önemli olan bu. Yani bizim için değerlendirme, hasta hikayesi ve ağrının başladığı nokta en başta en önemli nokta bunlar.
O zaman peki kişi size geldiğinde siz tabii kişiyi dinliyorsunuz. Evet. O zaman iskelet sisteminde yani omurgadaki tüm ağrılarla, tüm kaslardaki ağrılarla çalıştığınızı söyleyebiliriz değil mi? Manuel terapi kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve size gelen çoğu kişiler sanırım ağrı problemiyle geliyorlar. Evet. Peki ağrı problemiyle gel, mesela bir baş ağrısı problemiyle de gelen var mı? Gelirler, gelebilirler, gelenler de var. Aslında baş ağrısı bir kas yapının belli noktalarda bizim tetik nokta dediğimiz ağrıyı tetikleyen noktaların çok fazla artmasından kaynaklanıyor. Belki bir migren ağrısının bile çözümü manuel terapiyle olabiliyor. Ve böyle hastalarımız var. Migren ilaçlarını bırakan, artık migren atakları geçirmeyen, hatta vertigosta bile çare bulan hastalar var manuel terapiyle. Peki şimdi manuel terapi deyince, şimdi kişi tabii ki ağrıyı ilk önce size anlattı. Diyelim ki en çok yaygın olanıyla başlayalım. Bel ve boyun problemiyle geldi size kişi. Ve mesela her bel boyun fıtığına siz manuel terapi uygulayabiliyor musunuz? Hayır. Burada şöyle bir olay var. Aslında bizim fıtık dediğimiz yapıyı iyi anlamamız lazım. Yani her fıtık teşhisi koyulan fıtık gerçekten öyle mi? Yani fıtık bu işin çok ileri boyutu. Aslında önce omurgada herniyasyonlar başlıyor, diskler arasında kaymalar başlıyor ve bu artık tolere edilemeyen boyuta geldiğinde ameliyata yakın derecelerine biz fıtık diyoruz. Yani ağrı yaratan şeyler her zaman fıtık olmayabilirler. Eğer bu bir disk herniyasyonuysa bunu biz çözebiliriz ama eğer fıtıksa ve patlamaya çok yakınsa bunu tabii ki gerekli cerrahi bölümlerine yönlendiriyoruz ama şu an dediğiniz gibi yani bel ve boyun problemleri çok yüksek. Özellikle televizyon, telefon, bilgisayar kullanımının yaygın olması. Ana nokta şu, bel ve boyunda omurgayı iyi değerlendirmek lazım. Hangi noktada, hangi seviyede sıkışıyor? Sinirlerle alakalı bir problem var mı? Kas yapıyla alakalı bir problem var mı? Eğer sinir ve kas problemi ise biz bunu çözebiliriz manuel terapi yöntemiyle. Ama dediğim gibi eğer patlamaya yakın ve biz dokunduğumuzda herhangi bir zedelenme yaratacaksa el palpasyonundan sonra, muayenesinden sonra bunu gerekli cerrahi bölümlere yönlendiriyoruz. Evet. Peki bel ve boyun fıtığında eğer manuel terapiye uygunsa kişi size geldiğinde, tabii çok genel bir soru ama genelde kaç seans alıyorsunuz ve süreleri ne kadar? Aslında bunun değerlendirmesini ilk seanstan sonra söylüyoruz. Yani bir seansta ne kadar yol kat ettiğimize bakıyoruz. Evet. Ortalama bir seans 1,5 saat aralığında falan sürüyor. Bu 1,5 saat sonunda hasta ne kadar ilerledi, ne kadar geride kaldı ya da tahmin ettiğimiz kadar açıldı mı açılmadı mı? Aslında bizim için önemli olan o. İlk seansın sonunda söylüyoruz ama ortalama 5 seansla 12 seans arasında değişiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Normalde hastanelerde aldığımız fizyoterapiler klasik fizyoterapi ve her gün arka arkaya gitmeniz gerekiyor. Yani yarım saat, 40 dakika neyse periyodu her gün almanız gerekiyor. Manuel terapi böyle bir yöntem değil. Haftada bir gün geliyorsunuz. Yani 10 seans dediğimiz ortalama 10 haftalık bir dönem kapsıyor. Evet. Peki siz omurga rahatsızlıkları mesela kifoz olsun, lordoz olsun, şu anda tabii özellikle bilgisayar, telefon kullanımının çok yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber gençlerde de çok fazla görüyoruz. Maalesef. Yani ben ileride düşünemiyorum yani o oyun oynayan çocuklar sürekli ellerinde tabletler. Mesela bir kifoz tabii bunun da dereceleri var ama onda da bir 12 seansta siz ciddi anlamda ilerleme kaydediyor musunuz? Yani kişi bundan sonra gelme gereği duymuyor mu size? Çünkü aslında, hep bir yer çekimi var hepimiz. Yani hepimizde var ve telefon ve bu bilgisayar kullanım, ekran kullanım hayatımızdan çıkmayacak bundan sonrasında. Aslında şöyle bir olay var. Genç dönemde bunu yakalarsak ve çok erken safhadaysa minimum 10 seans bunun için yeterli oluyor. Ve yıllık kontrolleri var. Yani ben size diyorum ki siz tamam tedaviniz oldunuz, artık omurganız gayet iyi, sağlıklı ama ekran kullanmaya devam ettiğimiz için bizim 2 ayda, 3 ayda bir bunu kontrol etmemiz lazım. Ücretsiz bir kontrole geliyorlar aslında. Bakıyoruz herhangi bir problem var mı? Eğer problem yoksa zaten yapacağımız bir seans olmuyor. Çoğunlukla 4-5 yıllık periyotta da bir problem görmüyoruz açıkçası. Evet, yani bu kadar da kalıcı çözümler alabiliyoruz aslında diyorsunuz. Manuel terapinin güzel tarafı bu. Hep şunu duyuyorum, ben hastanede fizyoterapi aldım. Klinikte ya da özel bir yerde hiç problem değil. 30 seans,
40 seans. Evet. Sigorta ödesin ya da ödemesin, özel olsun ya da olmasın. Gittim ama çok da faydasını görmedim. Gittim ama biraz iyiyim, çok da düzelmedim. Böyle muhteşem olmadım, ayağa kalkmadım. Çünkü problem şu, geçici çözümler. Yani bu tedavi sizi 10 ay, maksimum 12 ay götürecek. Sonra ağrı kaldığı yerden tekrar devam edecek. Çünkü kullanılan elektrik stimülasyonları var fizik tedavide. Mutlaka gidenler görmüşlerdir bunu. Elektrik oradaki sinir uçlarını uyuşturuyor belli bir dönem. 10 ay, 12 ay. Daha sonra bu uyuşukluk kalktığında ağrı yine olduğu yerde duruyordu. Tekrar ağrıyı hissetmeye devam ediyoruz. Ama manuel terapi bu anlamda kesin bir çözüm. Bunu söyleyebilirim. Peki siz mesela bel ve boyun problemiyle ilgili çok yaygın olduğu için bunları soruyorum. Kişi size geldi manuel terapiye. Evet. 1,5 saat sürüyor dediniz. Bir seans. Şimdi normal herhalde masaj yatağında mı? SD'ye yatıyor, evet. Siz onu elle bir manuel terapide, yani orada omurgayı mı daha düzgün olması gereken şekle getiriyorsunuz? Evet, şöyle aslında bunu herkes merak ediyor. Yani arayan, soranlar da ilk ne yapacağız, nasıl bir şey diye soruyorlar. Manuel terapi çok fazla yöntemin toplamı. Osteopatik yöntemlerin, kayropraktik yöntemlerin şu an bayağı popülerler ve insanlar bunları duyuyorlar eminim. Evet. Bunların tamamının toplamı ve üzerine bizim koyduğumuz yöntemler var. Hasta geliyor, ilk değerlendirmesini yapıp bir çizelge yazıyoruz. Şurada bu problem var, burası bu kadar eğri. Sonra SD'yi alıyoruz. Gerekirse postür analizini yapıyoruz. Evet, analizini yapıyoruz aslında. Her hastaya yapıyoruz bunu hemen hemen. Daha sonra SD'ye uzanıyor ve el palpasyonu burada çok önemli. Yani dokunmayı çok iyi bilmek lazım. Her kasına, bakın her kasına, yani boyundan ayağına kadar, ayak parmağına kadar bir check-up yapıyoruz. Takılan nokta var mı? Sıkışan, gerilen, ağrı yaratan, tetik nokta var mı? Ya da herhangi bir damar problemi var mı? Önemli, bu da çok önemli bir nokta. Eğer lenf problemi varsa, venöz problemi varsa, yani toplar damar ya da atar damar, dokunan kişinin çok dikkatli olması lazım. Oradaki damar yapıp patlayabilir, tersine bir akış olabilir, tıkanabilir. Yani böyle riskli bölgeler de var. Özellikle koltuk altı, boyun, bel. Bunlar hep damar akışının çok yüksek olduğu noktalar. Bunları değerlendiriyoruz ve el palpasyonuyla bulduğumuz noktaları gerekirse kuru iğneleme yöntemiyle, gerekirse soğuk kupayla, eğer bunlar işe yaramazsa, daha derin dokudaysa, krastronla kazıma dediğimiz yöntemler var. Bunları, krastron bir alet, aslında cetvele benzeyen ama her ekleminize uygun yapılmış bir alet. Böyle C şeklinde tam ekleme oturan, omuzsa eğer omuza, boyunsa boyuna, oradaki dokuyu ezecek şekilde, kızartacak ve hatta morartacak şekilde üzerinden geçen bir roll-on diyelim. Yani böyle bir olay, silindir bir olay. Oradaki tetik noktaların tamamının ezilmesine ve lenf sistemine doğru atılmasını sağlıyor aslında. Ve o gün hasta ediyoruz ki seanstan sonra mutlaka idrarınızın rengi beyaza dönene kadar su için. Bol bol idrarı çıkın. Çünkü bu tetik noktaları biz elimizle ya da herhangi bir yöntemle açtığımız noktaları lenf sisteminize ettik. Ve siz ne kadar idrarı çıkarsanız bir seansla üzerinizden o kadarını atmış olacaksınız. Aslında ana mantık bu. Biz vücut sistemini harekete geçiriyoruz. Vücut kendi kendini toparlıyor. Kalıcı olmasının sebebi de bu. Dışarıdan herhangi bir akım, madde, enjeksiyon ya da damar altı bir şey olmadığından dolayı kendi bağışıklık sisteminizi harekete geçiriyoruz. Evet, peki şimdi bir diğer kupayı kullanıyorum dediniz. Evet. Bu kupalar nasıl oluyor? Genelde bildiğimiz o kupa yöntemi. Yani ona çok onları benziyorlar. Onları hangi ağrılarda kullanıyorsunuz? Mesela halk arasında kulunç diye aklıma o geldi. Kulunçlarda mı kullanıyorsunuz? Evet, aslında kulunçlar, bu dokunduğumuzda elimize gelen noktalar var ya, tetik nokta dediğimiz şeyler onlar. Bunlar yüzyıllar önce bulunmuş ama yeni adı tetik nokta. Bu tetik noktaların çok büyük olduğu yerlerde, yani biz çoğu tetik noktayı elimizle ezebiliyoruz. Yani kasın yönüne göre yöntemleri var, dokunma yöntemleri var.
Bunlarla eğer ezemediğimiz çok büyük noktalar olursa bunları soğuk kupa ya da kuru kupa dedikleri yöntemler var. Eskinin kupaları içinde ispirto ya da ateşle pamuk yakılarak ısıtılarak yapılırdı. Bunlar tamamen vakumlama yöntemi. O tetik noktanın olduğu yeri vakumluyoruz ve vakumu tamamen morarana kadar çekmiyoruz üzerinden. Yani orada kan akışının %100 olduğuna emin olduktan sonra vakumu üzerinden alıyoruz. Bazen kuru iğneleme yapabiliyoruz. Kuru iğne nedir? Ben acı duyuyor diyebiliyorum. Evet, herkes öyle duymuş galiba. Konuştuğumuzda hayır kuru iğne asla acı vermez dediniz. Evet, kuru iğne acıtmaz. Ben bunun altına yine söylüyorum, imzamı atarım. Şu an Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Kuru iğneyi tek seanslık paketler halinde yapıyor bazı meslektaşlarımız diyelim. Aslında kuru iğne tek seanslık bir yöntem değil. Yani kuru iğne anlık oradaki noktayı açmak için kullanılan bir yöntem. Bu tetik noktaların çok aşağıda, çok derin dokuda ve kemiğe, ekleme, omurgaya yakın olduğu noktalarla biz elle basıp uygulamak yerine spesifik olarak o noktaya girmeyi deniyoruz. Kuru iğne dediğimiz milimetrik bir iğne. Her bölgeye göre boyutları ve kalınlığı farklıdır, onu söyleyeyim. Eğer kalınlığı aynı iğneler kullanılıyorsa, evet, can yakıcıları ve onlar akupunktur iğneleri. Aslında kuru iğneler, akupunktur iğnelerinden çok daha inceler bu anlamda. Ve gümüş kaplamalar. Gümüş, vücudun kendi kullandığı bir ağrı kesici iyondur. Ve bunu ağız yoluyla ya da oral yoluyla alamayız. O yüzden kuru iğneyi kullanıyoruz. Oradaki tetik noktayı bu iğneyi batırıyoruz. Steril ve tek kullanımlık iğneler, onları da söyleyelim. Kas iğneyi yakalıyor ve üzerinden bırakmıyor. Evet. Ne zaman rahatlarsa iğneyi yukarıya doğru atıyor ve attığı noktada biz artık onu toparlıyoruz. Yani kuru iğnenin can yakıcı olması mümkün değil çünkü içerisinde herhangi bir enjeksiyon yok ve sinir yapıya dokunmuyor. Yani tamamen kas üzerinde kalıyor. Onun boyutlarını iyi bilmek lazım. Nerede hangi iğneyi kullanacağımızı, hangi boyutu kullanacağımızı iyi seçersek hastanın canı yakacak bir yöntem değil. Peki kuru iğnede o zaman seans sayısı biraz daha mı fazla yoksa 12 seans, 6 seansta da yine onların içerisine dahil aslında. Evet. Yani kullandığınız yöntemler kuru iğne ya da işte diğer hemen kuru şöyle kupalar bakayım. Var. Kupalar. İşte kayropraktik yöntemler var, osteopatik yöntemler. Evet. Bunları bize ayrı bir fiyatlandırma ya da ayrı bir seanslandırma yapmıyoruz. Yaptığımız manuel terapi seansının içinde hastaya ne gerekiyorsa, gerek elektrik akımı, infrarör bunları da kullanıyoruz. Yeri geliyor ama normal fizyoterapide kullanıldığı kadar yoğun ve tek defalık değiller. Bunların tamamı benim kullandığım yöntemler, hatta çoğu manuel terapistin kullandığı yöntemler seansın içerisinde dahiller. Peki genelde size en çok ağrı problemiyle mi, hangi ağrıyla geliyorlar? Hani böyle hep evet. Böyle belli fizyoterapistlere belli bir problemle gelirler ya. Yani şu an popüler dönemde en fazla bel ağrıları, boyun, şu ara özellikle uğraştığımız donuk omuz var. Bilmiyorum belki bundan muzdarip olanlar vardır, duyanlar vardır, geçirenler vardır ve migren, vertigo. İlk beşliği bunlar oluşturuyor aslında. Ve özellikle vertigoyu söylemek istiyorum. Vertigo bir kas problemi. Bakın kristal kayması da olsa o kristallerin yerini tutan kaslar var. Eğer kas yapınız sağlamsa ve boyun dengenizi sağlayabiliyorsa, tutabiliyorsa vertigoyu yenebilirsiniz. Bunun bir muayenesi var. Belli bir manevrası var, açısı var. Boyuna bakmak lazım. Kuru iğneleme bu anlamda muhteşem bir yöntem. Migren ve vertigoyu tamamen önüne geçtiğini söyleyebilirim. Çok ve, iyi, yani kesin sonuçlar alıyorsunuz. Evet, kesin sonuçlar alıyoruz. Yani onu net bir şekilde söylüyorum. Kesin sonuç alamadığımız yerler de var. Mesela omurga ağrıları. Eğer siz bilgisayarda çalışıyorsanız bu ağrının %100 geçmesi mümkün değil. Ama sizin hayatınızı etkilemeyecek boyuta inmesi mümkün. Ya da ileriye dönük size problem yaratmaması mümkün. Bunların önüne geçilebiliyor yani. Ve donuk omuzu söyleyelim. Bu ara hemen hemen herkes de var. Evet, çok duyuyorum ben. Ağır çanta taşımak. İşte özellikle ev hanımlarında ya da evde iş yapan, yemek yapan, mutfakta çalışan insanlarla ya da yukarıya çok fazla uzananlarla bunu duyuyoruz. Omuz problemlerinin şöyle bir şey var. Bunu her zaman açıklayamıyoruz hastaya ama anlatmak lazım bence. Omuz problemleri kendi 2 yılda yeniler.
Yani siz bir şey yapmasanız da 2 yılda omuz eklemi kendi kendine yeniliyor. Ne güzel. Ama bu her yaşta yıl, mı? Her yaşta. Hmm. Bu böyle. Çünkü orada bir kapsül yapı var, bir bursa yapı var ve kendi yenilemek zorunda. Ama bir diz eklemi, bir kalça eklemi böyle değil bu anlamda. Omuz hastasına ben şunu söylüyorum. Ben ağrınızı kesebilirim. Yani 4 seans, 5 seans bunun için bir çözüm olur. Ama kolunuzun tamamen açılması, belki benimle %80 açılacak, tamamen açılması 2 yılınızı alacak. 2 yani, yılda yenilediği için. Evet ama ben 5 seans yapacağım. %80 kolunuzu açacağım, ağrınızı %100 keseceğim. Sonrası eklemimizi rahat bırakıyoruz. Kendi kendine yenilemesini bekliyoruz. Evet. Yani bunu iyi anlamak lazım. Şu değil, geldim ve seansta hem ağrım hem kolum açılacak. İnanın nereye giderse Ezgi'nin omuzu 4-5 seansta açmaları mümkün değil. Yani buna kanmasınlar. Hı-hı. Aslında onu söylemek istiyorum. Yani ama 2 yıl diyorsunuz beklediklerinde Hı-hı. tedavi sonrası tabii, zaten olmuş. Tamamen, kendini topar. Tamamen kendini yeniler. Hiçbir şey yapmasa da mı yeniler? Hiçbir şey yapmasa da ağrıyla beraber yeniler. Hı-hı. Yani 2 yıl boyunca hem o ağrıyı çeker hem kolunu tam kullanamaz. Ama manuel terapiyle biz onun ağrısını kesebiliriz. Hiç ağrı olmadan hem de kolunu kullanarak tamamen iyileşmesini bekleyebilir. Yani aslında olay bu. Yaşam kalitesini arttırır mı? Arttırır. Daha rahat hareket ettirir mi? Tabii ki ettirir. Çünkü %80 bir açılma demek, kolunu kullanamayanlarla çok büyük bir ilerleme demek açıkçası. Tabii ki. Tabii. Peki genelde orta yaş üstü yaşlılarla nasıl çalışıyorsunuz? Tabii belli bir yaşta manuel terapi de önemli ama tabii kaslar ona göre oluyor. Her şey ona göre olduğu için belli bir yaşın üstündeki kişilerle nasıl çalışıyorsunuz? Şöyle aslında şu an omurga problemi olmayan bir yaş grubu yok maalesef. Kesinlikle. Ama tabii ki haklısınız. Yani belli bir yaştan sonra hem kadınlarda menopoz, kemik erimesi, kireçlenme hem erkeklerde hem kadınlarda böyle sıkıntıların üst üste gelmesiyle olayın semptomları artıyor aslında. Yani yine omurga eğrilikleri var, yine ağrı var ama insanlar kendilerini eve kapatıyorlar. Artık hareket etmemeye, ağrım olmasın aman diye yerine oturmaya başlıyorlar. Bunlar çok problem. Özellikle Türkiye'de yaşlı gruplarında çok var bu. Evet değil mi? Aslında tam benim tersi ya, hareket. Daha çok hareketli olmalılar, daha çok hayatın içinde olmalılar. Ne kadar hareket ederlerse o kadar açılacaklar ama bunu bir koruma yöntemi gibi algılıyorlar. Yani ben hareket etmezsem ağrım olmaz ve inanılmaz bir ağrı kesici kullanımı var. İnanılmaz bir kas gevşetici kullanımı var. Bunlar da aslında vücuttan atılamayan ve tetik noktaların birikmesine sebep olan şeyler. Çünkü ortalama 10 yıllık bir ağrı kesici kullanımında vücut toteldeki tamamen sallıyorum rakamları 100 kastan 20 tanesini iptal ediyor. Yani tamamen ağırlı hale getiriyor ve bu yaşam kalitesinde büyük bir eksiklik, büyük bir geriye dönüş gösteriyor. Yaşlarda şunu yapıyoruz aslında. Ben manuel terapi seansının içerisinde mutlaka bir egzersiz kısmına katıyorum ki en azından esnesinler, en azından eklemleri açılsın. Bunu kayropraktik bir yöntemle yapmak yerine yani o eklemi çekmek, itmek, hırpalamak yerine kendi kuvvetleriyle, kendi vücut dirençleriyle yapmaları çok daha güvenli benim açımdan. Ve bize verilen bir kapsül var, bir fasikül var hastanelerde, kliniklerde çalışan arkadaşlara. Orada egzersizlerin şemaları var. Yani boynunuz ağrıyorsa bunları yapın, kolunuz ağrıyorsa bunları yapın gibi. Evet, çok doğru. Ben içten evet, bunları herkes gördü. Buradan bir kağıt yırtıyoruz, hastaya veriyoruz. Hadi bakalım bunu eve git, 30 tane yattın kalktın bunlardan yap. Bu tamamen çöpe atılması gereken bir yöntem benim açımdan. Çünkü hasta bunu yaparken doğru nefes almayabilir, doğru yere elini koymayabilir, doğru yerden kuvvet almayabilir, daha fazla sakatlanabilir. Bunların tamamı aslında gözetim altında olmalı. Ve ben diyorum ki bana geldiğinizde yarım saat fazladan zaman ayırın, bunları beraber burada yapalım. Yani ben de sizinle beraber stüdyoya geleyim. Ben de o mindere yatayım, nereye bastıracağız, nerede nefes alacağız bunları beraber yapalım. Aslında bizim yaşlı diye tabir ettiğimiz grupta daha çok harekete yönlendirmemiz lazım. Zaten hareket ettiklerinde ağırlığını kesildiğini kendileri de fark ediyorlar.
Evet, yani buradan bizi seyreden özellikle belli bir yaş üstü kişiler evet. varsa harekete hiç aynen. olmazsa yürümeliler aynen. değil mi? Aynen yani? Öyle. Oraya da bir parantez tabii. açmak istiyorum ben. Şimdi kilonuz var, fazla kilonuz var. Doktora gidiyorsunuz, senin yürüyüş yapman lazım. Fizyoterapiye gidiyorsunuz, teyzeciğim senin yürümen lazım. Kilo vermen lazım. Ama önce şunu değerlendirmek lazım. Yürüyebilecek kas kuvveti var mı? Yürüyebilecek eklemi var mı? Kalça ya da diz eklemi 40 dakikalık bir yürüyüşü kaldırıyor mu? Önce eğer kaldırmıyorsa bu eklemi kuvvetlendirmek lazım. Yürüyeceğim diye daha fazla eklemlerine zarar verenler var. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Önce bir fizyoterapiste danışın. Ben böyle bir egzersiz yapmak istiyorum ama bunu yapacak omurgam, kas kuvvetim, eklem yapım, bağ yapım var mı? Bunu yaparken sakatlanır mıyım? Ya da nasıl başlamam gerekiyor? Aslında burası da önemli. Bir antrenman programı yazılacaksa eğer ilk danışacağınız insan spor eğitmeniniz olmamalı. İlk danışacağınız insan hem kas yapıyı hem de kinezyo dediğimiz kas ve eklem yapısının hareket halini bilen bir fizyoterapist olmalı. Elif Hanım, isterseniz tam böyle egzersizden bahsediyorken evet. Egzersize yeni başlayacak olanlar olabilir, evet. egzersiz yapanlar olabilir. Malum şimdi baktığımız zaman sakatlıkların en fazla sporcularda görüldüğünü aynen, görüyoruz. Evet. Peki onlarla nasıl çalışıyorsunuz? Aslında şöyle bir olay var. Sporcunun ne olduğunu da iyi anlamak lazım. Profesyonel spor mu yapıyorsunuz? Yani haftada 5-6 günlük bir antrenman programına mı dahilsiniz? Ya da ben kendimi daha iyi hissetmek için pilates yapıyorum, yoga yapıyorum. İşte reformer şu an bayağı moda olan bir grup evet. haline geldi. Hı-hı. Aslında oraya da parantez açmak tabii. lazım. Bazı sakıncaları olduğunu hı-hı. ben kendim düşünüyorum. Önüme gelen hasta ve hı-hı. spor yapan insanlardan dolayı. Eğer profesyonel sporcuysanız, burada şöyle bir handikap var. Ben hep söylüyorum, bu arada ben kendimle spor eğitmeniyim, 3. kademe. Evet. O yüzden egzersiz kısmına bu kadar yöneliyorum açıkçası. Eğer profesyonel spor yapıyorsanız, bu bıraktığınız anda sizin vücudunuza zarar vermeye başlayacaktır. Yani bunu iyi anlamak lazım. Çünkü belli bir yaştan sonra bakın sporcularımız devam edemiyorlar. Yani nerede olursa olsun. Çünkü kalpte büyüme, ciğerlerde büyüme, vücut yapısında çökme, eklem yapısında problemler antrenmanı bıraktıktan sonra başlıyor. Eğer profesyonel bir sporcuysanız burada profesyonel bir spor fizyoterapistiyle çalışmalısınız. Ama siz ben pilates yapıyorum, yoga yapıyorum ama hareketleri yaptıkça daha çok ağrım var. Ya da hareketlerin belli bir kısmını yapamıyorum diyorsanız orada şöyle bir olay var. Her hareketin modifikasyonu vardır. Bakın yani siz eğer karnınızdan kuvvet alamıyorsanız, kalkamıyorsanız, kalktığınızda ağrı hissediyorsanız ya da ayaklarınızı tamamen açamıyorsanız bunların tamamını yapacağınız ya da yapmaya başlayacağınız pozisyonlar var. Bunları yanınızdaki eğitmeninizle beraber çalışmalısınız ama eğitmeninizin bu anlamdaki bilgisinin sağlam olduğuna ne olur emin olun. Çünkü benim şu anki hasta profilimin neredeyse %25'inden fazlasını spor yaparken, özellikle erkeklerde fitness ve ağırlık kaldırırken, bayanlarda da pilates ve reformer yaparken görüyoruz. Ağırlık kaldırırken şöyle bir handikap var. Erkek üyelerimiz, erkek hastalarımız ne kadar ağırlık kaldırırlarsa o kadar iyi olacağına evet, inanıyorlar. Evet, maalesef değil mi? Böyle bir durum yok. Fitness'ın şöyle bir olay var, orayı açalım. Fitness yaptığınızda evet vücudunuz çok çabuk şekil alıyor. Kaslarınız kendini toparlıyor, daha iyi görünüyor, six pack'leriniz çıkıyor. Hepsine kabulüm ama bıraktığınız anda vücut eski halinden daha kötü sarkmalarla karşılaşıyor. Çünkü ağırlık kaldırırken bizim yaptığımız olay kaldırdığımız ağırlıkla beraber oradaki kas liflerini ufak ufak yırtmak. Ve yırttığımız bu kas lifleri üzerine ödem topluyor. Siz ağırlık kaldırmaya devam ettikçe vücut o ödemi tedavi etmiyor ve daha fazla üzerine biriktiriyor. Kaslarınızın şişmesinin sebebi bu. Siz ağırlık kaldırmayı bıraktığınızda ödem doku oradan gittiğinden dolayı kas lifleri kendi bırakıyor. Oradaki sarkmanın sebebi bu. Eğer ağırlık antrenmanı değil de
Bizim fonksiyonel antrenman dediğimiz bir yöntem var. Daha çok total body diyebiliriz. Bir seansta boyun kaslarınızdan ayak bileğinize kadar tamamını belli oranlarda çalışmanızı kapsayan bir interval antrenman bu. Bunu yaptığınızda bıraksanız dahi, ara verseniz dahi vücudunuzda herhangi bir sarkma, geriye dönme, kas kaybı görünmüyor. Benim tavsiyem böyle bir antrenman yapmalarından yana. Erkek üyeler de bunu yapabilirler. Özellikle bunu soruyorlar. Evet, ben minderde bir şeyler yapacağım ama bana faydası olacak mı? Kesinlikle olacak. Bunun altını çizelim. Bayanlarda da şöyle bir olay var. Genelde bayanlarda, erkeklerde de var tabii ki. Reformer yaparken oradaki yay kuvvetini iyi ayarlamak ve değerlendirmek tabii lazım. Tabii onun dereceleri var. Evet, yani ben bunu çekiyorum diye, çekebiliyorum diye her seferini arttırmak sizin aynen yani daha iyi olacağınızı göstermiyor bize. Neyi kaldırabiliyorsanız, neyi tolere edebiliyorsanız ya da eklem hareketinizi, eklem açıklığınız neye müsaade ediyorsa o ağırlıkla yapmak lazım ama yine söylüyorum ağırlık antrenmanı tavsiye eden bir terapist değilim. Evet. Yani daha çok vücudun kendi ağırlığıyla, kendi direnciyle, kendi eklem açıklığıyla çalışmasından yanayım ben. Ama kullananlar da özellikle reformer'ın moda olmasından, popüler olmasından sonra çok fazla donuk omuz, el bileği problemi, yayları çekmekten dolayı ve platformda kendimizi itmekten, chair ve cadillac kullanmaktan dolayı ayak bileği problemleri var. Evet. Maalesef. Yani tabii çok fazla zorlamamak evet. lazım. Egzersiz yaparken vücudu dinlemek lazım. Vücut aslında orada o ağırlığın sana uygun olup olmadığını da söylüyor. Ama maalesef özellikle erkeklerde bu daha çok görülüyor. Yani bir başarma, evet, bir ne kadar fazla ağırlık kaldırırsam o kadar iyi olur düşüncesi var. Ama zaten limiti aşmamak lazım. Evet, vücudun öyle, dur dediği noktada aynen durmak öyle. Yani, lazım. Bunların dozajlarını iyi ayarlamak lazım. Yani 30 tane yaptım iyiyim. Evet. Bir 30 daha yapayım. Böyle bir sistem olmamalı. Fazla şöyle bir yapmamak evet, lazım. Kinezyolojide şöyle bir aslında oran orantı var. Eğer vücudun ön kısmını yani omurganın ön kısmını 3 birim kadar çalışıyorsanız arka kısmında 1 birim kadar çalışmalısınız. Eğer bunun oranı dışında başka bir şey yapıyorsanız emin olun belli bir noktadan sonra omurganızda disk herniyasyonu o fıtıkların ilk başlangıçları görülmeye başlıyor. Yani yaptığınız egzersiz size zarar da verebilir. Tabii. Size yaşlılık döneminde çok çok iyi bir omurga ve kas yapısına da götürebilir. Yani ne yaptığınızın, nasıl yaptığınızın, ne dozajda yaptığınızın çok önemi var evet, bu anlamda. Fazla da limiti aşmamak lazım, lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Peki hamilelerle nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi tabii fizyoterapi denildiği zaman birçok alanda kullanılıyor. Evet. Hamilelerle özellikle kadın doğumda da fizyoterapistlere yönlendirilebiliyor. Kadın doğum bölümündeki çalışanlarda. Bu kadın doğum bölümünde fizyoterapinin uygulanması nasıl oluyor? Kadın doğum ve fizyoterapi Türkiye'de çok yeni. Yani bundan belki de bir 5 sene öncesinde fizyoterapi ve kadın doğum dediğinizde ya saçmalamayın ne yapabilirsiniz ki gibi bir dönem vardı şimdi ama. Şimdi hemen pelvik kasları aklıma evet, geliyor. Evet yani kesinlikle oraya bağlayacağız. Için. İdrar problemleri, bağırsak problemleri, bebeğin ters vuruşuna kadar aslında bunların tamamı bizim alanımıza giriyor ama şu an yeni bir alanlaşma var bu anlamda. Davulalar var. Ebelerin ve hemşirelerin bu anlamda bir uzmanlıkları var. Bununla karıştırmasınlar. Onlar size rehberlik ediyorlar bu dönemde mental olarak. Anne olmaya, emzirmeye, doğumun o anki acısına sizi hazırlıyorlar ama bizim yaptığımız oradaki kasları kullanmanızı öğretmek. Yani doğum anında kasını nasıl sıkacağım, pelvis kaslarını nasıl kullanacağım. Eğer doğru kasılmalarla birleştirirseniz bunu, kas hareketlerinizi yırtılma ya da herhangi bir kesi olmadan rahatlıkla normal doğum yapılabiliyor ve normal doğumdan birkaç saat sonra anneyi ayakta görebiliyoruz. Yani bunlar çok önemli ve bazen şundan korkuyorlar. Ya ben hareket edeceğim ama düşük riskim var mı? Yani bebeğime bir zarar gelir mi? Tabii. Ya fazla açarsam ayaklarımı ya da konumu fazla kaldırırsam, akciğerimle ilgili bir problem olursa gibi. Bu konuda içleri rahat olsun. Asla rahmi dışarıdan herhangi bir suni sancı ya da içten bir kasılma olmadan açmak ya da kapatmak mümkün değil. Yani onu isteseniz de yapamayız. Zamanı gelmeden böyle bir kasılma mümkün değil.
Kadın doğumda şöyle çalışıyoruz. İdrar kaçırma, hamilelik döneminde sırt ağrıları, boyun ağrıları, bebekle beraber omurganın öne düşmesi, hamilelik sonrasında belde çökme, siyatik başlangıçları. Aslında bunların tamamını ya manuel terapiyle ağrısını kesme yoluna gidiyoruz ya da egzersizleri öğretiyoruz. Nefes ve akciğer terapisine dönüyoruz. O anda nasıl davranması gerektiğini öğretiyoruz. Bence kadın doğum ve fizyoterapi alanında çok daha fazla uzmana ihtiyacımız var. Evet, özellikle baktığımız zaman idrar kaçırma problemleri evet. günümüzde çok yaygınlaştı. Kesinlikle. O pelvik kısmı pelvik tabii güçlendirmeyi öğretiyorsunuz değil mi? Aslında pelvik, pelvis şöyle oturduğumuz kemiğin adı, ana hattıyla öyle söyleyelim. Ve böyle duran bir kemik değil, eğik duran bir kemik. Evet. Ve bu kemiği burada tutan çok fazla kas yapı var. Ve bu kemiği omurgaya bağlayan şu kadar bir nokta var, o kadar. Yani kemiğin orada eğrilmesi, dönmesi, kalçanın çıkması bunların tamamı kas yapıyla alakalı problemler. Ve eğer hasta diye tabir ettiğimiz hamile, gebe bunu kullanmayı öğrenirse ne idrar kaçırma problemi ne doğumdan sonra rahimde sarkma bunlar da önemli. Bir sonraki doğuma hazırlık da çok çok önemli. Eğer doğum olmayacaksa geç yaşta bir gebelikse, ağrı ya da vajinal kaslarda sarkma gibi durumlarda bunu kullanabiliyorlar. Evet. Ama sadece hamilelere yöneltmemeliyiz bence pelvik grubunu. Çünkü menopozla beraber kadınların çoğunda idrar kaçırma problemi var. Evet. Ve bunun önüne geçmek için... Belli bir yaştan evet, sonra kesinlikle. Özellikle değil mi? Belli bir yaş, menopoz, kemik erimesi... eğrilme, kemik erimesinin başlangıcı, osteopeni bunlar döneminde eğer yakalanırsa ilaç kullanımı yerine oradaki kas yapıyı kuvvetlendirmek, mesane, idrar kanalı bunları kullanmayı öğrenmek çok daha etkin bir çözüm bu Peki anlamda. Tabii size çok fazla hasta geliyor belle ilgili, boyunla ilgili, omurga problemiyle ilgili işte yine kadın doğum dedik, hamile özellikle tabii normal doğum düşünenlerin de mutlaka ki bir fizyoterapiste başvurması gerekiyor. Sizce kişilerin en büyük hatası ne? Egzersiz yapmamak mı? Aslında en büyük hata şu, kulaktan doğma egzersiz yapmak. Evet. Yani bir dönem popülerdi hatırlayın. Hatta yani benim annemin dönemlerinde özellikle herkes tıp aerobik ve jimnastik evet, yapıyordu. Ve şu an o yaş grubunda kalça, diz eklemi ve belde mutlaka problem var. Problem olmayan yok. Çünkü stepin 10 dakikadan sonra yapılması artık diz eklemine kuvvet bindiriyor. Tabii sürekli öneye sürekli iniyorsunuz, kalkıyorsunuz, tabii. oturuyorsunuz. Ve step yakın bir zamanda zaten yasaklandı. Yani artık stüdyo dersi olarak verilmiyor. Bu kulaktan doğma bir bilgiydi. Bunu kullandılar, olmadı. Sonraki dönemde herkes evinde bir koşu bandı, evet. bir yürüyüş bandı aldı. Patır patır bandın üzerinde. Biz yere her bastığımızda yerin de bize uyguladığı bir merkez kalç kuvveti var. Biz bunu göz ardı ettik ve herkes o makineyi kullandığından beri siyatik, kalça problemleri, bel ağrılarının pik nokta yaptığı, fıtıkların başladığı dönemler oldu. Sonra bu da popülerliğini yitirdi. Şu an reformer bunun evet. yerini almış durumda. Ama eminim yani 10 yıl sonra o da popülerliğini yitirecektir bu anlamda. Şu an yaptığımız en büyük hata kulaktan dolma bilgiyle hareket ediyor olmak. Ne yaparsanız yapın, önemli olan sizin vücudunuza oturuyor mu? Sizin ihtiyacınız bu mu? Benim ihtiyacım yoga olabilir, sizin ihtiyacınız pilates olabilir. Tabii. Bunu değerlendirecek bir profesyonele ihtiyacınız var. Evet. Ve bence yaptığımız en büyük hatalardan biri özellikle salonlarda maliyeti azaltmak adına grup dersleri. Yani ne olur katılmasınlar. Çünkü aynı gruptayız, benim boyun problemim var, tabii. bir başkasının kalça problemi var. Aynı hareketi yapıp aynı faydayı bekliyoruz. Bir de tek hocanın mümkün değil yetişmesi aynen o kadar öyle. İnsana. Yani kontrol etmesi, neyi yanlış yaptığınızı görmesi, tabii. platformun üzerinden arkadaki 30 kişiyi kontrol etmek gibi bir şansı yok zaten. Ve o derslerden fayda görmeyeceksiniz. Yani onun yerine haftada 3 gün grup dersine gitmek yerine bir gün profesyonel biriyle çalışın. Çok daha farklı bir vücudunuzun çok daha farklı yönlere gittiğini göreceksiniz zaten. Peki yine Zumba da çok popüler. Evet. Bir ara daha popülerdi. Onu öneriyor musunuz? Şu an yine düşüşte evet, Zumba. Düşüşte, evet. Şunun için öneririm. Dans etmeyi seviyorum. Hareket etmeliyim. Kardiyo yapmak lazım. İstiyorum. Şu an en iyi kardiyo yöntemi dans etmek.
tramboline zıplamak ve ip atlamak. Dünyanın en zor hareketlerinden biri bence zıplamak olabilir. Kesinlikle. Bunu hafife almasınlar yani. Bağ dokusunu da yeniliyor değil mi? Kesinlikle. Zıplamak. Özellikle çocuklarda da çok öneriliyor bildiğim kadarıyla. Çocukların zaten şöyle bebeklik döneminde çok iyi plank yaparlar. Çok iyi ters takla atarlar. Esneklikleri çok muhteşem iyi değil mi bebeklerin var. Için? Ne oluyor ayaklarının da peki gidiyor? Kafalarını evet. Kaldırırlar. Yani biz... Neden peki ileriki yaşlarda evet, esneklik yani aynı olmuyor? Evet, bunu korumayı öğrenmeliyiz aslında. Yani hı-hı. Bizim yaptığımız hata bu ama hepimizin yaptığı hata bu. Bebeklik döneminden sonra çocukları doğru yönlendirmiyoruz. Yani futbola yönlendiriyoruz, basketbola yönlendiriyoruz. Çok iyi branşlar, çok iyi yollar alsınlar. O çok ayrı bir konu ama bunun yanında esnekliklerini kaybetmemeleri lazım. Evet. Bizim 30'lu yaşlardan sonra omurga problemlerimizin ortaya çıkmasının ana sebebi bu aslında. Aslında biraz kendini böyle çok kasan evet. insanların da esnekliğinin evet. çok kötü olduğunu çok görüyoruz kötü. Değil yani, mi? Çok kötü. Yani mesela... Böyle hayata biraz bakış evet. açıyla evet. da alakalı. Mesela rahat insanların çok iyi esnekliğini relax, görüyoruz daha değil böyle mi? Böyle rahatlar, pozitif kontrolcü bakıyorlar. Kişilikler tabii. biraz daha kasları da o kasıyor galiba. Şöyle değil duruyorlar. Evet, çünkü böyle bir duruş var. Ve özellikle gece yatarken çene sıkma problemimiz var bu evet. ara. Yani herhalde karşıma gelen %90 bunu da barındırıyor kendinde. Ve sormadan algılamıyor. Yani mesela dokunuyoruz. Ya diyoruz Elif Hanım sizin böyle probleminiz var mı? Gece yatarken ya ben bir bakayım diyor. Bu hafta bir kontrol edeyim kendimi. Yani evet. daha önce düşünmemiştim. Ve geldiğinde diyor ki ya bütün gece böyle yatıyormuşum. Ben bunu fark etmedim. Biraz algıyı da oraya yönlendirmek lazım. Yani farkındalığı aslında. Da artırıyorsunuz kesinlikle. Aslında değil mi? Kişi size işte geldiği zaman işte o omuzları genelde evet. çoğu kişi hı-hı. yukarıda kullanıyor. Mesela aşağıda hı-hı. değil. Duruş bozuklukları evet. hakkında da bilgi veriyorsunuz. Kişi kesinlikle. Aslında biraz daha farkındalığı artmış kendini şekilde öğreniyor. Geliyor. Kendini nasıl tutması gerektiğini, hı-hı. nasıl oturması gerektiğini, dik durmanın ne zaman yorucu olmayacağını aslında öğreniyor. Tabii. Bizim dik durmayla alakalı da aslında bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum ben. Nereye giderseniz gidin. Bir fizyoterapisi, bir ortopediye, bir nörolojiye. Yani hangi servis olursa olsun size diyor ki sizin duruş probleminiz var. Sırt kaslarınızı kuvvetlendirin. Evet. Çöpe atabilirsiniz bunu. Duruşun sırt kasıyla alakası yoktur. Duruşun karın kası ve omurga yapısıyla alakası vardır. Siz böyle dururken sırtınızı düzelttiğinizde düzelmezsiniz. Ama karnınızı sıktığınızda omurganızı geriye atarsınız. Ve ana hat budur bizim için. Bizim power bölge diye adlandırdığımız bir yer var. Göğüs altı ve diz kapağının arasını kapsıyor. Hem arka hem önde. Eğer bu bölge kuvvetliyse herhangi bir omurga rahatsızlığınızın olması, fıtığınızın olması ya da dik duruşta probleminizin olması aslında mümkün değil. Evet. Yani ana hat power bölgeyi kuvvetlendirmek olmalı. Güzel. Zaten en çok yağlanan bölge de burasıdır. Değil mi? Değil mi? Erkekler tabii yani diz kapağının üzeri, simitler, evet. yanlar. Aslında bu yüzden kullanmadığımızdan ya da salonlarda doğru çalışmadığımızdan. Evet, bu yönde kişileri de uyarmış olduk. Evet. Peki, çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi biraz lenf ödemi konuşmak evet. istiyorum. Çünkü fizyoterapistlerin yaptığı lenf ödem masajları var. Tabi illa bir problem de olması gerekmiyor değil gerekmiyor. Mi? Vücudun hı-hı. çok fazla her yerinde lenf kanalları var. Evet. Ve kişiler sonuç itibariyle özellikle kadınlarda çok görüyoruz hı-hı. bir ödem problemini. Evet. Ve siz bildiğim kadarıyla kanser hastalarıyla da çalışıyorsunuz. Hı-hı. Lenf ödemle kanser de hemen şöyle birleştirebiliriz. Lenf ödem tedavisini nasıl uyguluyorsunuz? Tabii. Sürekli olarak kişi lenf ödem için masaja gelmek zorunda mı? Yoksa siz bir kez o lenf kanallarını açtığınızda o kişi uzun bir süre gidiyor mu? Evet, aynen. Şimdi aslında şöyle kanseri bir parantez açalım. Kanser tedavisi gördüğünüzde eğer kemoterapi kullanıyorsanız haftada 2 gün yapabiliyoruz bunu ama dozajını daha az yarım saatlik periyotlarda tutarak. Çünkü kanserojen madde almış, kanser hücresi almış, üzerine de kemoterapi almış bir vücut aşırı kırılgan. Hem kemik yapıda hem de bağ yapıda. Kesinlikle bir saati bulan bir seans olmamalı. Önce onu söyleyelim. Ama ödemi de iyi anlamak lazım. Ödem aslında vücudun protein ve suyu aynı anda tutmasından kaynaklı. Eğer sizin lenf drenajınızla ilgili bir problem varsa lütfen protein almayı kesin.
10 gün, 15 gün bu kalıcı bir problem yaratmıyor vücuda. Yani protein yapı olmadı diye kemik yapınız çökmüyor. 15 güne kadar ben diyorum ki ilk 2 seans boyunca protein kullanmayacaksınız ki bu yapıyı biraz atalım. Lenf masajı daha serttir, daha hırpalayıcıdır ama onun dozajlarını ayarlamak lazım. Yine haftada bir günde başlıyoruz. Erkeklerde çok sık görünmüyor açıkçası. Eğer travma ya da düşme, kalkma, vurma, çarpma yoksa ama bayanlarda regliyle beraber, menopozla beraber ya da herhangi bir travma varsa ya da kanser veya kanser geçmişi varsa özellikle kollarda yani göğüs altındaki lenf kanallarının yakınlarında tabii böyle problemler var. Lenf kanallarını açmak aslında bizim yaptığımız olay o. Kaç seansta peki açılıyor bu? Yani aslında minimumunu şey söyleyelim. Tabii ki değişiyor ama minimum 4 seansınızı alır. Yani bir aylık periyotta muazzam bir fark beklemeyin. Ama evet, bir ayın sonundan itibaren ben çok iyiyim. Artık kolumu çok iyi kullanıyorum. Lenf kanallarım acımıyor. Ayak bileklerim şişiyordu. Artık çok rahatım dediğiniz hale geliyor ve 4 seans bunun için çok uzun bir zaman değil bence. Yani o ağrıyı ve sıkıntıyı yaşamaktansa böyle bir yola gitmek çok daha rahatlatıcı. Evet. Yani bir 4 seansta lenf kanallarını minimum açılıyor diyorsunuz. Peki o uzun bir süre kişi sadece ömründe 4 seans mı? Şöyle 4 seans yapıyoruz ve belli bir yol kat ettikten sonra bunu 4 ay, 5 aylık bir periyoda indiriyoruz. Siz 5 ay sonra bir daha geliyorsunuz. Bir seans daha yapıyoruz. 5 ay sonra bir daha. Sonra yılda bir defaya dönüyor. Ve siz radyasyon, kemoterapi ya da kanser sonrası koruyucu ilaç kullanmaya devam ettiğiniz sürece gelmeye böyle yıllık periyotlarda devam ediyorsunuz. Ama zaten genelde hastalar gelme taraftarlar. Çünkü rahatladıklarını hissediyorlar. Tabii. İlaç kullanımı vücutta bir kalıntı bırakıyor. Özellikle kanserojen ilaçlardan sonra. Yani ben hastalara söylemeden de onlar zaten ben bu ayda gelmek istiyorum diye teklif ediyorlar. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür ederim. Böyle bir bilgi. Gerçekten çok güzel bilgiler paylaştık. Evet. O kadar çok soru sordum ve siz de çok güzel anlattınız. Ama çok önemli bir şey omurga demek, fizyoterapistle kesinlikle çalışmak, egzersizin öneminden bahsettiğiniz. Aslında bunların hepsini bilinçli bir şekilde yapmak kesinlikle lazım. Benim de yaptığım yayınlarda tek amacım kişileri bilinçlendirmek, evet, ve o son noktaya gelmeden önlemini almak. İşte ağaç yaşken eğilir diyorlar kesinlikle ya, anne ve babalara seslenmek. Ücretli bir danışmanlar gitmesinler ne olur. Çünkü bu işi bilenler danışmanlık ücreti almıyorlar. Bunu evet söyleyelim. Çünkü biliyorlar ki tedavinin devamı gelecek tabii ve hastaya bunu en iyi o anlatabilir. Eğer bir danışmanlık ücreti, fizyoterapisti görmeden, doktora hekimi görmeden sizden para isteyen bir sekreter ya danışma varsa lütfen buna kapılmasınlar. Çünkü çok yerde iyi reklamlar yapıp güzel sonuçlar alamayan ya da devamını getiremeyen arkadaşlarımız var. Bu anlamda bence oturup karşılıklı konuşabilecekleri ve bunların tamamını hastaya, karşısındaki açıklayabilecek terapistlerle çalışmalarını ben tavsiye ediyorum onlara. Evet, bir de tabii inanmaları da çok önemli. Kesinlikle. Karşı tarafa inanmaları, inanarak gitmeleri çok çok onların önemli. Onların da yapacağı şeyler var evet tedavi döneminde. Bunların tamamını göstererek başlamak lazım. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı manuel terapiyle ilgili şu an bizi seyreden seyircilerimize? Evet. Yani manuel terapi Türkiye'de çok yeni bir alan ve çok sayıda uzman yok açıkçası. Evet. O yüzden her ben manuel terapistim diyenin de öne yatmasınlar. Çünkü ben osteopatım, ben kayropraktörüm diye insanları sakatlayan çok fazla kişi var şu an. Biyokimyasal şeyler yapıyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ne olur referans yoksa, iyi olan bir hasta görmediyseniz ya da karşınızdaki size bu olayı açıklayamıyorsa lütfen inanmasınlar. Yani şu an bunun kalpazanlığını yapan, bunun dolandırıcılığını yapan çok fazla insan var. Benim tavsiyem aynen çok dikkatli olsunlar. Çünkü insan sağlığı herkese emanet edilecek bir olay değil. Hem para, hem maddi, hem manevi, hem zaman kaybı. Dediğim gibi yani çok profesyonel ellerde olmak aslında o kadar maliyetli değil.
Bunu anlayabilmek evet, lazım. Tabii. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Elif Bacık, fizyoterapist. Bu arada sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Konuklarımı da paylaşıyorum. Hatta Ege Türk TV YouTube sayfasından da seyredemediğiniz yayınları rahatlıkla bulabilirsiniz. Buradan da hatırlatmış olayım. Sürçülisaneti ise affola. Evet, bugün fizyoterapistimizle beraber omurga sağlığının öneminden, ağrılardaki manuel terapiyi nasıl uyguladığından bahsettik Elif Hanım'ın. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola, bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.